Bakın bu akşam kullanacağız bir şey. Herkesi kullanacağız. Şimdi çocuğun iletişimde en büyük problem. Erkekler kendi arkadaşları gibi zannediyorlar. Bayanları da o dünya. Hayır. Bayanlar da yine kendi arkadaşları gibi zannediyorlar. Asla. İkisi başka dünyalardan gelmişler. Ayrı ayrı dünyalardan gelen varlıklar. Bunu bilmemiz lazım. Bir. Mesela basit bir en büyük fark. Mesela evlerdeki en büyük sorun nereden çıkıyor? Şuradan çıkıyor. Bir erkek günde erkekler günde 12 bin kelime konuşan varlıklar olmasına karşı bayanlar günde 24 bin kelime konuşan bir kitlenin farklı. Ya bu doğal bir yol. Yani bilimsel incelemelerden bahsediyorum. Öyle size söylemek istiyorum. Şimdi burada ne oldu? Erkek 12 bin kelimeyi tüketerek sıfırlamış olarak eve gidiyor. Bayan çalışıyor sonra çalışıyorsa sadece 4 bin kelime az yarar. Pek Hadise şöyle oluyor, 12 bin kelimeyi bitiren ve sıfırlayan erkek eve gidiyor, rahat bir koltuk arıyor. Koltuğa çöküyor, kumandayı alıyor, tam seyredecek 20 bin kelimeyle yanabiliyor. O sırada başlıyor anlatmaya. Hayatım işte çocuklar şöyle oldu, böyle oldu, şu parayı istiyorlar okuldan. Ya hayatım Allah aşkına aldı git şunu. Gibi ama onun... Şimdi tabii orada enteresan bayanlarla ilgilenen en büyük fark bu. Bayanlar konuşarak dertlerini çözmek istiyorlar. Böyle bir ruh hali var. Erkeklerse çözüm odaklı varlıklar. Mesela bayan karşıladı ki kapıdan içeri giriyor ve diyor ki kadın hayatım kendimi kötü hissediyorum bugün. Dediğinde onun demek istediği şey başka eşinin anlatıp eşi diyor ki ya hayatım bir aspirin al bir de banyo sen de gelin. Hani şunu demek istiyor otur adam gibi bir saat anlatayım içimi dökeyim sana. Bak çocuklar çocuklar böyle oldu. Yani şunlarla biraz ilgilen, sana anlatayım, anla! Ama hiçbir erkek bir bayanı bir saat dinleyecek, sabra sahip değildir. Bunu bilmiyor. Yok. İkinci bir fark. Ha bu arada tabii çözüm olarak ne yapmak lazım? Erkeklerin hiç olmasa bir bin ya da iki bin kelime ayırıp eve gitmesi lazım. Bu bir. Bayanın da bunu bilmesi lazım. Yani biraz kafasını dinlemek istiyor. Onun için iki tarafını da anlaması lazım birbirine. İkinci büyük fark. Bayanların olaylara kalbi duygularla, yani biraz duygusal demeyeyim, belki zayıflık almıştır. Yani olaylara daha farklı bakışları, duygusal varlıklardır bayanlar, gerçekten olaylara çok bu şekilde bakarlar. Erkeklerse çözüm odaklı ve yarar odaklı varlıklar. Yani erkeklerin soru tarzı şudur, ne işe yarar? Yani yapılan işte hep o öyle sorar, düz mantıkla ne işe yarar? Özellikle hediye almakta çok geçerlidir. Mesela erkeklerin %80'i evlilik yıldönümünü unutur. Yani çünkü öyle bir şey olmadığından bayanlar bütün sene bekler, unutmazlar. Mesela yapılan ankete göre, o %20'nin içerisinde yapılan araştırmaya göre şöyle olmuş. İncelemelerden sonra, 50 yıl dönümünde adam eşine termos almış. Hocam yüzüme bile bakmadı diyor. Ya abi, niye? Çünkü işe yarasın diye aldım bunu diyor. Yara olarak o varlıklar ya, hani işe yarasın. Ya boşa gitmesin bari. Bir başkasını almış biliyor musun? 2 kilo balık almış. Öyle bir şey. Hani beraber yiyelim. Abi. El kralı bilezik almış. Sordum. Abicim niye bilezik aldın? Hocam gerekirse satalım. Yani demek ki hakikaten erkeklere baktığımızda yarar odaklı varlıklar. Yani ne işe yarar diye soran varlıklar. Bu arada tabii hediye konusunda biraz erkekler şey. Yani mesela erkeklerle bir toplantımız vardı onlar. Dedim arkadaşlar lütfen eve giderken bir çiçek götürün. Bir tanesi dedi ki, hocam bizim racona ters olur size. Bir tanesi de tersi ama dedi, hayatında ilk defa çiçek götürmüş, ertesi hafta anlatıyor. Mahalleden geçerken ceketimin içine sattı. Sonra kapıyı çaldı, al beni çiçek götürdü. Böyle, gerçekten çok ilginç. Rastlıyoruz.